Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle, yeni bir video ile sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, bu gece daha doğrusu sizlere Diyarbakır'ı göstermek istedik. Uzun süredir şöyle Diyarbakır'da bir gece yürüyüşü yapmıyorduk. Bir de malumunuz bizi yurt dışından, özellikle Almanya'dan izleyenler var. Biz şöyle bir video yapalım dedik ya, Diyarbakır'ı özleyenler için. Sokakları, caddeleri, geceleri nasıldır bunu bir göstermek istedik. Şimdi başlangıç yeri olarak, başlangıç konumu olarak Dağkapı Meydanı'nı seçtik. Burası Dağkapı Meydanı. Gördüğünüz gibi gece yine ışıl ışıl şehrimiz, memleketimiz. Şimdi her zaman yemek yiyecek değiliz değil mi Sertaç? Bu arada yine Sertaç'la beraberiz. Sertaç, sana da bir mikrofon vereyim bence ya. Yok hocam. Evet, başlangıç konumu Dağkapı Meydanı dedik. Burası Dağkapı Meydanı. Şurası bu Bover Hastanesi, İstikbal. Ve burada bir burç var, adını bilmediğimiz. Sertaç'ın da bize söylemediği bir burç var. Şöyle buradan Dağkapı Meydanı'na doğru giriyoruz. Şöyle gösterelim. Evet, Diyarbakır'da gece yürüyüşü yapıyoruz Sertaç. Sertaç'ıma da bir mikrofon taktık. Sonunda mikrofonu taktık. Sonunda Sertaç, şimdi yavaş yavaş kardeş. Yani derler ya, araba alırken diyorlar ya, direksiyonu aldım, tekerleğini aldım, gerisi gelecek diye. Aynen. Şurada çok güzel şeyler var, baksana ya. Şöyle kuru yemişçiler falan. Burası neymiş bu arada? Turuncu kuru yemiş. Şöyle bir reklamını da yapmış olduk kardeş. Çok güzel böyle yemişleri var. Şeyler, orcikler var burada. Bak, incir, orcik, her türlü şey var burada. Kolay gelsin. Merhaba. Dağkapı Meydanı geceleri burada kıyafet satıyorlar. Aynen, aynen. Geceleri seriyorlar. Burası da Pak Fırını. Yani ürünlerini, şeyini beğendiğimiz bir yer. Şöyle çörekleri, şeyleri, poğaçaları, çörekleri. Bu Diyarbakır çöreği galiba değil mi Sertaç? Evet hocam. Bak, bunlar şey de yapıyormuş. Ne bu abi? Donut hocam. Donut. Donut. Sütlaç yapıyorlar, donut yapıyorlar. Ondan sonra içeride pastaları var, şeyleri var. Güzel yani. Uzun süredir Diyarbakır'da çok eski bir pastane değil mi burası? Şöyle gezelim abi. Hı. Bak, burada elektronikçileri de, şükürlericileri. Şöyle elektronik ürünler de var. Geçelim, gidelim, bakalım. Tabii seyyar satıcılar belli bir saatten sonra çıkıyorlar. Gündüz muhtemelen belediye izin vermiyordur bu şeylere. Gece 9'dan sonra çıkıyor hocam. Ama gece buralarda artık biraz daha şey olduğu için izin veriyorlar yani. Gültekin Peynircilik, Diyarbakır'ın bilinen peynir markalarından biri. Şöyle geceleri burada gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Tabure atıyorlar, oturuyorlar, çay içiyorlar. Tabii bu arada Gazi Caddesi'nin başından Ulu Cami'ye kadar yürüyeceğiz. Gazi Caddesi'nin başından Ulu Cami'ye doğru yürüyoruz. Sokak tatlıcıları, Diyarbakır'ın meşhur sokak tatlıcıları. Aslında 05X'e mi alsam Sertaç? O çok geniş açıyor hocam. Şöyle. Almaz çok. Kayıda girdik ya, almıyor. Tamam. Daha güzel. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Abi de böyle abur cubur satıyor. Kolay gelsin abi. Burada yine gece ciğercileri var. Biz daha önce burada çekim de yapmıştık. Meşhur ciğerci Cemil Usta. Çekim de yapmıştık burada. Şöyle geziyoruz ortamı. Burası Nebi Cami girişi. Ya şimdi bu camiler meşhur. Evet. Değil mi? Nebi Camii, Hazreti Süleyman. Ondan sonra Ulu Camii. Bunlar bilindiği için biz genelde böyle konum tariflerini falan onlar üzerinden yapıyoruz. Burada müziği de girmişler. Evet, geldik Nebi Cami, dört yol ağzına geldik. Burada meyveciler, kavun, karpuz, meyve, her türlü şey var burada. Meyve şey var. Vardı hocam, bir ara internette dolaşıyordu ya. Ne? Hani binanın üzerine villa kurulmuş diye, şu sol taraf. Neresi abi ona? Bu binanın üzerine villa kurulmuş ya hocam. Neresi burası? Şu bina. Şurada neymiş bu? Bu binanın üzerine hocam iki tane villa kurulmuş. Ha öyle mi? Tabii tabii, gözüküyor. Villa şeklinde. Bu arada her yer yine ciğerci ha Sertaç. Vallahi öyle. Bak, bu yol nereye gidiyor kardeş? Hazreti Demir Süleyman'a Otel. Süleyman'a gidiyor hocam. Demir Otel, Hazreti Süleyman. O tarafa doğru gidiyor. Şöyle gösterelim. Şu yolda Ulu Cami'ye. Ulu Cami'ye doğru gidiyor. Bu yol? Yok yok. Bu yolda Bankalar Sokağı. Bankalar Sokağı. Ciğerci Keke'ye gidiyor hocam. Ciğerci Keke'ye gidiyor. Bankalar Sokağı'na gidiyor. Gelelim abi, gel. Araçlar durmuşken. Evet, devam edelim. Şöyle meyvecilerden girelim. Gel abi. Bak, tatlısı var. Kolay gelsin abi.
Maşallah abinin meyveleri de top taze duruyor. Ne var abi burada? İncir mi? Her şey var abi. İncir var, her şey var. Elma, erik, üzüm. Kolay gelsin. Diyarbakır karpuzu. Diyarbakır'ı özleyenler. Diyarbakır karpuzu. Evet, şöyle aşağı doğru salalım kendimizi Sertaç. Aynen. Diyarbakır geceleri. Tabii bu kısımlar Diyarbakır'ın eski Diyarbakır dediğimiz yer. Tabii. Eski Diyarbakır. Tatlıcısı. Ondan sonra buradan yine zoom yapabiliyoruz değil mi? Şöyle tatlıcıları da var. Bu bölge Diyarbakır'ın eski bölgesi. Yani Diyarbakır'a dışarıdan gelen turistlerin daha çok ilk, uğradığı yerler, Gazi Caddesi. İlk geldiği yerler, aynen. Otellerin olduğu. Otellerin olduğu, ilk geldiği yerler, tarihi yerlerin olduğu. Ama işlekliği de güzel abi. Yani bana şey gibi geliyor, ve bu İstanbul işte İstiklal gibi geliyor buna. Müzikler, kasetçiler, eski. Pasaj. Bak bu pasaj da eski ha. Ta ne zamandan beri burada. Kuyumcular ve giyim pasajı. Şöyle devam edelim. Biz burada çok çekim yaptık. Bu balıkçı da çekmiştik. Bu karşıda Kadıköy balıkçısını çekmiştik şurayı. Tamam mı? Ondan sonra burada başka... Ara sokakta Kavurmacı Şaban'ı çekmiştik. Kavurmacı Şaban ustayı. Sonra biraz daha ileride Diyarbakır Perdeciğer. Perdeciğer mi? Diyarbakır ciğercisi. Evet evet o vardı. Evet, şey vardı. Vardı. Hacı Velit miydi hocam? Lokantaydı aynı. Hacı Halit. Hacı Halit'in lokantasını çekmiştik burada. Sertaş seninle burada çok gezdik kardeş ya. He? Vallahi öyle hocam. Vallahi çok gezdik burada. Evet konuşa konuşa gidiyoruz bu şekilde. Özellikle videoyu kesmeyeceğim abi. Değil mi böyle? Evet, doğal. An be an görünsün diye videoyu kesmiyoruz. Burada bankalar da var. Yapı Kredi Bankası var. İşte şurada Halkbank binası var. Bizi dışarıdan izleyen Diyarbakırlılar bıraktıkları gibi mi acaba Diyarbakır? Diyarbakır çok değişti. Gece kedileri. Burada da fırıncı bu bir diye bir mekan var. Diyarbakır plakası dışında her plaka var. Her plaka var yani. Antep 27, plaka var. Elazığ 23, plaka var. 51 nere? Vallahi bilmiyorum. 51. 54 Sakarya. Daha yakınını bilmiyorum. 54. 48 nereydi? Muğla mıydı? 48 Muğla'ydı sanki. Muğla'ydı. Şöyle devam edelim abi. Zaten araba çarpmadan kenardan yürüyoruz ama. Gittikçe ama şey oluyor. İşleklik azalıyor. Aynen. Sessizleşiyor. Yani sessizleşiyor biraz daha. Çünkü bu bölgeler aslında gündüz daha yoğun, gece de daha erken kapatan yerler. Aslında bir yarım saate kadar bile sesler geliyordu hocam da. Ya yine sesleri, şey ya o ilk başlarda var. Tamam, dur anlaştırırız. Bu otel mi abi? Yeni açılıyor hocam burası. Sur Palace. Sur Palace. Bu da otel turistik bölgede. Pisi 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 pisi. Pisi ne yapıyorsun pisi? Bak hiç korkmuyor ya. Diyarbakır'ın kendisi de böyle ha. Hiç korkmuyor. Kadayıfçılar, Kadayıfçı Sıtkı Usta. Tabii şimdi şurası burada gördüğünüz Hasanpaşa Hanı. Aslında gündüz de çekilebilirdi bu video. Değil mi? Ama şöyle bir gece görüntüsü de Diyarbakır'ın sıcağından görünsün işte, istedim ya. Yani Diyarbakır'ın sıcağından insan dolaşamıyor. Bir de çok sıcak ha dediğin gibi. 52-53 derece yani. Ya Sertaş bu hanı kapatıyorlar mı bu saatte? Tabii tabii kapalı hocam. Kapıyı kapatıyorlar değil mi? Ulu Cami de şu an kapalı mesela. Ulu Cami de kapalı. Ulu Cami'nin kapısı kapalı. Hani cami tamam camiler kapanıyor da bu han ne bileyim biraz daha şey ya böyle turistik. Şimdi gündüz dedik Sertaç kaç derece abi? 52-53 derece. 52-53 ben bugün buluyor. Bir durum attım 52 derece. Yani. Gündüz. Çok rahat buluyor hocam işte. 52 derece. Evet burası da Ulu Cami. Biz Ulu Cami'ye doğru gideceğiz dedik. İşte burası da Ulu Cami. Tabii daha da aşağı da gidilebilir. Biraz daha gidelim abi. Evet Sertacığım. Yavaş yavaş geldik buralara. Abi bomboş artık insan kalmadı. Buralar böyleymiş demek ki. Şunu... Yavaş yavaş. O zaman diyorsun dört yol. Balıkçılarbaşı minibüs durağına doğru gidiyoruz buradan. Aynen hocam. Bu arada tam caddenin ortasında yürüyorum. Normalde trafiğe açık bir alan burası.
Ama gece sakin olduğu için böyle yürüyebiliyorsunuz. Araba yok, bir şey yok. Bu arada burada yeni bir ciğerci açmış. Bizden orada gelelim. Hazır. Paşa'nın ciğercisi. Ya Sertaş kardeş, bizi mahvettin ciğer ciğer. Bilmiyorum, sağ tarafa mı ikisi? Vallahi bizi mahvettin. Sertaç, şimdi biz burayı çekiyoruz abi. Bir de nereyi de çekelim? Bence gündüz vakti bir ara bu Ongözlü Köprü'ye yürüyelim. Bir de bu yeni yapılan, surun yeni yapılan kafelerin yeni olduğu bir mekan var. Oralara da girelim. Arkamızda bir müzik alıyorum. Evet, bir araba geliyor. Sesi son ses yapmış. Ya bir de Diyarbakır'da lüks araba da çok ha Sertaç. Tam onu dedim, Broadway geçti. Bak bundan sonra artık hayat bitmiş Sertaç. Bundan sonra hayat bitiyor. Bundan sonrası Green Park Hotel. Bunu belki hatırlayanlar vardır. Eski bir otel miydi? Çok eski değil de. Çok eski değil mi? Çok eski değil hocam ya. Sertaç bak bu seslerini kesmeyeceğim ha, ona göre ha kardeş. Abi yatıyor. Abi yatıyor burada. Abi yorulmuş yatıyor. Yatıyor. Evet, burası Turgut Özal Yeraltı Çarşısı. Şu an aktif mi bu Yeraltı Çarşısı? Aktif hocam. Aktif değil mi? Tabii tabii. Bir ara buraya da girelim ya. Çarşıya Şevti, Yanık Çarşı. Burayı bilenler bilir. Çarşıya Şevti, Yanık Çarşı diye geçiyor. Şöyle, girişi de şuradan. Burası da Balıkçılarbaşı minibüs durağını aslında ileride, değil mi? Daha ileride. İleride. Daha ileride. Şurası gözüküyor zaten. Burası Balıkçılarbaşı'ndan şehre giden yol. Yani Diyarbakır merkeze gidenler buradan gidiyor. Turgut Özal Yeraltı Çarşısı. O da burada. Şey diyelim hocam. Sertaş, burada kahvaltıcılar da varmış. Evet, ben buraya baktım. Ya kardeş, sen bana niye Bingöl kavurması yedirmiyorsun? Ben hiç yemedim. Ben hiç yemedim bu kahvaltıdan. Görüyor musun? Yürüyüş yapıyoruz. Yani 12-13 dakika oldu. Acıktım ya. Acıktım. Aslında bundan sonra bir çekim yapıp video yaparız biz. Evet, burası da minibüs durağı. Balıkçılarbaşı minibüs durağı. Şöyle gösterelim. Minibüsler buradan kalkıyor. Buradan kalkıyorlar, gidiyorlar. Ve burada otel, Green Park Otel. Bundan sonrası Kervansaray'a doğru gidiyor. Kervansaray'a doğru gidiyor. Bir de bundan sonrasında bir şey yok. Gerçekten bomboş. O yüzden artık hani video çok uzamasın. Şöyle de gösterelim buraları. Caddeye de bir girelim. Şöyle caddeye de girelim. Evet. Bence burada videomuzu sonlandıralım. Aynen hocam. Size bugün bu şekilde bir Diyarbakır yürüyüş videosu yapmak istedik. İnşallah beğenmişsinizdir. Özellikle dediğim gibi Diyarbakır dışında yaşayan Diyarbakırlılar Diyarbakır'ı, caddelerini, sokaklarını görmeyi çok istiyordu. Biz onlar için bir video yaptık. Bu tür videoları da yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Aklımızda var. Birçok yer var. Güzel oluyor açıkçası. Ben seviyorum. Yani sizlere ne kadar faydası oluyorsa, yani sizlere ne kadar bir nebze hasretinizi gideriyorsa o kadar bizim için de İyidir. Sonuçta biz de bu işi gönüllü yapıyoruz. O açıdan iyi oluyor diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok sabit durduk sanki Sertaç. Bir de şuradan devam ediyor. Hocam ya. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz şehrimizle ilgili. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.